Emeklilerin de dengesi şaştı inanın. Çünkü kendilerine %25 bir zam geldi bu ara zamlarda. Fakat memurlara yapılan zamma, asgari ücrete yapılan zamma baktığımızda çok altında kalıyor. Ve gerçekten dengemiz şaştı diyorlar. Dengem şaştı etiketiyle sosyal medyadan emeklilerin de görüş ve düşüncelerini mutlaka bekliyoruz. Günaydın Türkiye'de paylaşacağız. Emekliler zam talebinden vazgeçmiyor. Evet, umutlandırmayalım ama sesler o kadar yüksek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sese tanıdığımız kadarıyla kulak vereceğini düşünüyor insan. Emeklilerin zam talebi devam ediyor. En son olarak az önce paylaştık, Emekliler Derneği bir açıklama yayımladı. Dernek, emeklilerin refahını artırmak için aylıklara 4000 lira ilave zam yapılmasını istedi. En düşük emekli maaşı şu anda 7500 lira ve evet, asgari ücret rakamına en azından gelmesini istiyor en düşük maaşın emekliler. Dernek zam talebinin gerekçelerini şöyle açıklıyor. Milyonlarca kişi geçinmekte zorlanıyor. Gerçekten bir çarşı pazara çıkıyorsunuz zaten 500 lira gidiyor. Çalışanlarla emekliler arasındaki gelir makası büyüdü. Evet, çalışanlar ve emekliler arasında daha önce bir denge vardı. Yani emekli, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi. Yani en azından bir denge olmasını bekliyoruz ama büyük bir dengesizlik önümüze çıkıyor. Geçinmenin birinci koşulu gıda enflasyonu. Zaten biz dışarıda yemek yemeyi, tatile çıkmayı, keşke emekliler için tabii ki gönlümüzden geçen bu. Ama gıda ürünlerinde artan zamlar, gıda ürünlerine gelen zamlar özellikle emeklilerimizi zorluyor. Kirayı zaten, yani kirayı bile neredeyse katmayacağız, yine de zorluyor. Şimdi efendim, Türkiye gıda enflasyonunda dünyada en yüksek 8. ülke. Ve üstümüzdeki ülkelere bakar mısınız? Venezuela, Lübnan, Zimbabwe, Arjantin, Surinam, Mısır, Sierra Leone ve sonra Türkiye geliyor. Hiçbir zaman aslında Türkiye gibi önemli bir ülkenin bu ülkelerle karşılaştırılmasına gönlümüz razı değil. Fakat gelen tablo ortada. Venezuela'da %400 enflasyon, gıda enflasyonu. Lübnan'da %300 görünüyor. Zimbabwe'de %256. Arjantin'de %118. Türkiye'ye geldiğimizde bu rakam %54. Türkiye'nin bir üstünde Sierra Leone var, bir üstünde Mısır var. Zaten darbe söz konusu Mısır'da. Alta bakıyoruz, bakın burada Rusya yok, Ukrayna yok, savaşan ülkeler yok. Ghana ve Haiti. Ya bu ülkelerde zaten bir ekonomi yönetimi olup olmadığından dahi emin değiliz. Bu ülkelerle sıralama içerisinde olmak, bu kadar değerli ekonomistlerin ve ekonomi yönetiminin devrede olduğu bir ülkede nasıl böyle bir sıralamaya girdik? Gerçekten dengem şaştı demek istiyorum. Öte yandan vatandaş borçlanmaya devam ediyor. Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu toplamına bakıyoruz. 2 trilyon 329 milyar 656 milyon lira oldu. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye'de borçla dönen büyük bir kesim var. İcra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %62.7 arttı. Çok ciddi rakamlar. Bu borçlanma yükünün de hafifletilmesi için gerçekten emeklilerin bu ilave zam çağrısına kulak verilmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum. Dengelerin farkındayız. Bütçedeki zorlukların farkındayız. Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli bu sese kulak vermişti. Fakat Erdoğan'ı ikna edemedi. Bakalım önümüzdeki dönemde sürpriz bir açıklama olur mu?